genetik kanıtlar Paskalya Adası'nın ekokırım teorisini çürüttü. Paskalya Adası, okyanusun ortasında dünyanın en izole kara parçalarından biri olarak bilinen bu küçük ada, yüzyıllardır çözülmemiş sırlar taşıyor. Yıllarca Rapa Nui halkının kendi ormanlarını yok ederek çevrelerini tahrip ettiği, bitki ve hayvanların neslini tükettiği, toplumsal bir çöküşle yok olduğu anlatıldı. Peki ya bu dramatik hikaye tamamen yanlışsa? Son yıllarda genetik bilimciler bu anlatıyı kökünden değiştirecek bulgular elde ettiler. Rapa Nui halkı asla izole bir toplum değildi. Polinezyalı denizciler binlerce yıl önce Amerika kıtasına ulaştı ve Rapa Nui halkıyla temas kurdu. Bu, Avrupalıların adaya varışından çok daha önce gerçekleşti. Araştırmalar, adanın nüfusunun yüzyıllar boyunca dayanıklılıkla ayakta kaldığını gösteriyor. Avrupa'dan gelen salgın hastalıklar ve köle ticareti başlamadan önce Rapa Nui'nin çöküşü söz konusu bile değildi. Aksine halk çevresiyle uyum içinde kaynaklarını bilinçli bir şekilde kullanarak hayatta kalmıştı. Paskalya Adası'nın bu yeni hikayesi kültürel dayanıklılık ve hayatta kalma destanını anlatıyor. Bu ada gerçekten izole miydi yoksa Rapa Nui halkı çok daha geniş bir dünyayla bağlantılı bir tarihe mi sahip? Genetik bulgular bu efsaneyi sonsuza dek değiştiriyor. Haberin devamı aşağıdaki linktedir. Takip etmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bilgi paylaşıldıkça çoğalır.